günü en güzel sevgililer günü Kubat özetlemiş. Demiş ki bekarlar gününüz kutlu olsun. Aynen. <laughs> evet, daha çok. <laughs> daha evet. çok çünkü. Evet, bir aynen. araştırma yapılmış. Evet. TÜİK bir araştırma yapmış. Türkiye'deki yalnızların sayısı 5.2 milyona evet. yükselmiş. İşte İşte yüz ya, aşamada. budur yani. Onun için evet, budur. 14 Şubat <laughs> Sevgililer Günü ise 15 Şubat'ta Bekarlar <laughs> Günü olsun. O zaman hadi Kafa Radyo davetine bir gidelim mi? Gidelim bir izleyelim bakalım. Şimdi e, evet Hande Atayizli evlilikle ilgili endişeleri var çünkü yapamıyorum, başarısız oluyorum, mutsuz oluyorum diyor. E, aslında mutsuzluğu sadece kendisiyle ilgili değil karşı tarafın dayatmış olduğu bir sıkıntı yüzünden ilk evliliğinde problem yaşadı. İkincisi de artık hani ilişki yoruldu birbirlerinden bıktılar öyle boşandı. Ee, ama iyi ki magazin tarihine sevgili izleyiciler şöyle geçmişti 2004 yılıydı Avukat Fethi Pekin'le büyük bir aşk yaşadılar nikah masasına evet. oturdular. Hatta e, önemli böyle bayağı lüks havalı bir otelin rufunda e, çatı şeyinde tepesinde nikah fakat e, Hande Atayizli'nin önüne e, nikah böyle bir saat kala çok kısa bir süre kala aileden bir evlilik sözleşmesi evet. dayatıldı hmm. bunu Bu şey. imzalayacaksın. Hani ailenin bütün şeylerinden mahrum bırakılacaksın. Hani o yok, bu yok, şu yok falan. Hande Ateizm çok kötü oldu tabii. Hatta yıllar sonra öğrendik ki ağlamış. Üstünde gelinlik falan bu vaziyette imzalıyor. Artık hani herkes gelmiş nikah kıyılacak. Ama magazin tarihine en kısa süre geçen evlilik olarak... Bizim şu yaptığımız işin tarihine geçiyor. 24 saat sonra boşantı. Olması gereken de o zaten. Bir travma geçirdi, bir Aynen. sıkıntı yaşadı. Çünkü sonra işte şeyi, varmış. şey, bıkkınlık, kırılganlığı 2004 yılında yaşadığı 24 saatlik evlilik kaynaklı bir şey. Hı hı. Orada da zaten şey diyor ya, unutmuşum ben bunu. Seni dinlerken hatırladım. Ee, kadınlar mutsuz. Hı hı. Canım benim diyor. Kadınlar mutsuz. Çünkü kendisi de evet ağır bir şey yaşamış. Tabii. Yani kim olsa ağır bir şey Yani düğünün girene kadar. Esra'cığım şunu bir imzalar mısın? Bu ailenin bütün şeyinden çok yani iyi. hani evlilik birliği içinde Aynen. yapılacak. Çok, ben öncesi... orada her şeyi bırakırım. E, çok bir şey. Son dakika golü çok ayıp bir şey. Evet. Bunlar. Yani, yani insan... Yapacaksa da baştan konuşulur. Tabii. Son dakika oraya Tabii. Baştan sen Rıza öyle evlenen ünlüler de var. Baştan Rıza <gülüyor> alınıyor <gülüyor> Aynen. ya da kişi hayır diyor. Ben Böyle bir şeyin içine girmek istemiyorum. Bu gerçek istemiyorum. aşk değil anlatabiliyor muyum? Mal bu, mülk kayırıyorsan ediyorsan iki şüphelerin hol... varsa evet. o zaman aynı evde aynı yatakta nasıl yaşayacaksın? ya Belki sevmiştir adam şey? da Hande'yi ama ailesi belki bunu istemiştir. Evet. Şey de, değil mi? Evet, de, evet öyle oldu. Öyle bir şey ben seni çok seviyorum ama işte benim malıma dokunma. Bir saçma ama yapıyorum. buradan şu Evlenmesinler çıkıyor. o zaman aynı evde yaşasın. Ben seni çok var. seviyorum ama Hı. ailemin endişeleri var dersen evlendikten sonra ailenin endişeleri senin evinin içine girer. Aynen öyle. O, o ev karışır. Olur yani. Peki devam edelim. Aynen. Edelim bakalım. Şimdi sevgili Şevval Sam e, magazin Hı. için biraz ağır oldu dedi ve şu cümleyi kullandı. Hiçbir şey hani akrep burcu ve akrep kolyesini burada takıyor Hı. ve akrebin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu ima etti ya arkadaşımız. O da diyor ki Şevval Sam da diyor ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Doğru. Magazin için biraz diyor ağır oldu diyor ama magazin için aslında sevgili şey varsam hiç ağır olmadı. Magazin haberciliği tamamıyla bu laf üstünden dönüyor aslında. Şöyle ki bir şey görüyoruz, bir ününün bir açıklamasını dinliyoruz. Bir fotoğrafına bakıyoruz, bir istihbarat gelen, bir DM, bir telefon... Hiçbir şey duyduğumuz ve gördüğümüz gibi değil üzerinden gerçeğini çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında bu laf bizim evet, ilerlememize neden oluyor <laughs> hiç ağır değil <laughs> bize hiç ağır Yerinde değil son derece yararlı bir şey evet. Ayrıca de akrep hiç bir akrep burcu olarak söylüyorum hiç tehlikeli bir hayvan değil Kuyruğunda özellikle kalp hastalıklarına iyi gelen şifa var onun Aynen. için akrep zehri deli gibi parayla satılıyor ya. Tabii doğru kullanılırsa. akrep görürseniz bazen öldürübiliyor <laughs> tutun Götürün, götürün satın. <laughs> Akrep burçlarına da ayrıca bir ehemmiyet gösterin. Şifa taşıyorlar. Yani. Evet, Bu evet. arada Şebe Hanım e, baya bir güzelleşmiş. Bayıldım. Yüzümde biraz mi? şişmiş ama yüzü biraz şişlik var. Tarzına ben bayıldım. Saçlar çok yakışmamış mı müge? Zaten çok güzel. Hayır, bir ilk defa şey mı ben böyle dalgalı saçla, evet, hafif böyle olur. yanlardan perçem. Ya dalga da olsa, için. düz de olsa, o kadar ama böyle değişik. Aslında kaz ayakları duruyor ve ne kadar güzel duruyor. Sen ne gördün yüzünde? Yanaklarda biraz. Yani şiş. Do dolgu mı görüyorum? Bir şey. Evet de yanaklarda böyle şuralar biraz dolmuş ama bak kaz ayakları duruyor evet, ve kaz ayaklarını da diyor. elletmeyeceğini de defalarca söylüyor. Hı hı. Ve çok güzel benzetmesi var kadınlar üzerine. Kadın yaşaldıkça hurma gibidir diyor. Tatlanır, lezzetlenir. Aynen, lezzetlenir. lezzetlenir. Evet. Ya bir de oyuncu olduğu için zaten çok fazla müdahale yapmaması lazım. Kesinlikle. Yani çok çok, çok o da belli oluyor. zaten. Yani yüzündeki ifade hiç gitmemiz Çok da güzel görünüyor evet. ama ee, magazinin içinde de e, az önce öncesinde kurduğu çok güzel bir cümle vardı hani insan olmakla alakalı. Aslında insan olmakla alakalı da ben e, magazin içinde çok güzel dile getirenleri görüyorum. O dile getirenler <laughs> her magazin için tabi bu söylenemez ama bu masada da çok o cümleler çok var. Evet. İnsan olmak Evet. İnsana yakışır davranmak, Aynen. insanla diğer ya, canlılar arasında farklar. Magazin, magazin, müzik, sinema, o bu şu, doktor, hukuk bilmem ne falan diye insan olursan yaptığın işte de insanca davranırsın. Aynen Gitti. öyle. Devam Devam. E, doğru, evet böyle <laughs> Aynen. bir hayat var. Hepimiz Özellikle öyleyiz. bekliyorsun ay başındaki maaş yatsın. Aynen. Bir yandan da şunu düşünüyorsun, yattığına göre ödemeler de başlıyor. Sırayla hepsi, dikkat ediyorsun. Oraya ödendi buraya 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 sonra aldığın para hesaba bir bakıyorsun elde var. Aynen. Sıfır. Esra Dermancıoğlu kafasına ulaşıyorsun. Evet. Aynen. Hepimiz, hepimizin, o sorunu var. Sen de olmuyor mu? Ney? Yani bir bıktık olmuyor evet, mu? Evet tabii oluyor. E sürekli ben de IBAN'dayım. De oluyor. Ben de öyle. Ha baba ona gönder, buna gönder ama parasız da hiçbir şey olmuyor. Evet. E de yapmak zorundasın. İnsanlar çalışmaz. Evet. E şimdi mesela o da oyuncu, ona da ödeme yapıyorlar. Yüksek o zaman yapımcı var. ona da ödemesin. yapımcı da bıkmıştır Herkes IBAN'a atmak da yani. Tabii hele de kaşesi Bu, yüksek oyunculara. Hayır, sirkülasyonu evet. yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada şimdi Esra Dermancıoğlu'nun özel zevkleri de var. Otel. O da dünya para. Örneğin Mesane var. yakınları bilir. Esra Dermancıoğlu İstanbul'da oturuyor. Güzel bir semtte evet. oturuyor. Fakat aynı semtteki çok güzel bir otelde zevk olsun diye kalıyor. İstanbul'un atıyorum Anadolu yakasındaki. Bir... Yani güzel otel kendisine iyi gelen bir otelde kalmayı çok seviyor. Bugün bir otelde bir gece kal bakayım ne oluyor? En kötü 100-200 euro. E gidiyor yani, yani e, para o, o da IBAN'ı e, e, göndereceksin. Estaj mı yapacak bir şey yok. İyi e, bedan Sonra sanat eserlerine düşkünü. Sanat ya, evet, koleksiyonu evet, evet, var. Yani. Bir de şeyi seviyor. Yurt dışında gezmeyi, oralarda yeme içmeyi seviyor. Zaten üçünü yan yana koyarsan IBAN'dan elin katmaz tabii. Katmaz tık, ki. Tık, 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 tık. O zaman zevkli. <laughs> Ama var ya. Bence süper <laughs> bir şey yapıyor. <laughs> Aynen. Neden biliyor musunuz? Çünkü istediğini yapıyor. Otelde mi kalmak istiyorum? Evet, tabii İstanbul'dayım ben. Beşiktaş'ta mı kalıyorum? Aynı Şant'ta bir otelde. Tabii, tabii. Helal yani. olsun gerçekten. Aynen. Evet. Gitmek mi yapalım. istiyorum Roma'ya? Gidiyor. Evet. Bravo. O ibanlar biraz daraltıyor olabilir tabii. ama hepimizi. Ama i̇şte ibansız da gidilmiyor aşkım orada. İBAN. Evet. İbanla Artık ben, öyle evet. oldu. Hayat eşittir iban, İBAN, İBAN ve, magazin. ve magazin. Para, para. Evet. Evet devam edelim.